Selçuk Bey, merhaba, siz de genel sekretersiniz evet, sanıyorum. Kamu Aşçıları Derneği'nde görevliyim. Evet, Kamu Aşçıları Derneği. Kendim de kamu aşçısıyım. Siz de kamu aşçısısınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi bizim en büyük değerlendirme aşamamız, insanlar ateşi bulduktan sonra, yemek pişirme yöntemlerini geliştirmeye başladıklarından sonra, vücutlarına aldıkları proteinle birlikte insani olarak daha fazla geliştikleri görülüyor. Yani yemek pişirmek, birleştirmek, bunları bir araya getirmek bir kültür, bir sanat. Şu anda dünyada birçok ülkede farklı ülkelerin yapmış olduğu yemekleri sahiplenme, o kültürleri alma, onlara yani kendi adlarına üzerine damga vurma, kendisiymiş gibi kabullenme hissiyatı var. Baklava diyoruz, Yunanistan benim diyor. Bugün pizza, pide çatışması var. İtalya'da pizza yapan kişiye sanatçı, pizzaya sanat diyorlar. Ya biz dünyaya kültür elçiliği yapıyoruz. Kültür elçiliği yaptığımız gibi en büyük olaylarımızdan biri de kamuda aşçılığa sahip çıkılsın ki bizim mesleğimizin Türkiye'de değeri artsın. Yani özel sektördeki değeri artsın. Şimdi televizyona bakıyorsunuz, prime time'da birinciyiz. Nereye giderseniz gidin, hangi kanal açarsanız açın bir aşçılıkla ilgili, yemekle ilgili program var. Nereye giderseniz gidin, bir ağırlama, bir toplantı varsa bunun merkez odağı yemektir. Düşünün ki gittiğiniz yerde çok kötü bir yemek yerseniz o toplantının tamamı sizin hafızanızda kötü olarak kalacak. Çünkü aldığınız tat duyduklarınızın önüne geçiyor. Biz yaptığımız işten yüksünmüyoruz, kamuda çalışmaktan mutluyuz. Sadece buradaki mevcut statümüzün değiştirilmesini ve değerimizin arttırılmasını ve bu değerin de bizim değerimizin artmasıyla özel sektördeki arkadaşların da değerinin artacağını düşünerek bu talepte bulunuyoruz. Çünkü mevcut öğrenimlerimizin karşılığını istiyoruz. Bunun dışında herhangi bir talebimiz yok zaten bizim. Tabii biraz önce Serkan Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Sizin taleplerinizin gerçekleşmesi biraz da sanıyorum kamu aşçılarının size vereceği destekle de doğru orantılı acaba. Sizin kamu aşçılarına buradan bir mesajınız olabilir mi? Şimdi problemin büyüklüğünü görebilmek için insanlar derneklerin sayılarına bakıyorlar. Bu katılımlardaki sayı eğer gerçek anlamda bir potansiyel oluşturuyorsa diyorlar ki burada bir sorun var, bir çözülmesi lazım. Şimdi bize 12 bin kişinin 12 bin de üye olsa, düşünün ki bizim gittiğimiz yerde yani insanlarla muhatap olduğumuzda alacağımız karşılıkları, bizim sesimizin ne kadar daha gür çıkacağını, buradaki organizasyonlar içerisinde ne kadar daha çok varlık gösterebileceğimiz. Ya biz arkadaşlardan maddi hiçbir şey beklemiyoruz. Bizim derneğimizin maddi olarak hiçbir talebi yok. Zaten üyelik aidat da kesmiyoruz. Sadece potansiyel olarak, bireysel olarak, fikri olarak, fiziken bize destek olmalarını istiyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyorsa sırtımızı sıvazlayıp aslansınız siz, kaplansınız siz demeleri bile bizim için yeterli. Biz zaten sahadaki bütün çalışmayı yapıyoruz ama bir arada olmak istiyoruz. Ve bu destekler bizim için çok değerli. Peki şöyle bir şey soracağım. Ben diyelim ki bir yer söyleyelim. Artvin'de kamu aşçısıyım. Kamusal alanda çalışan bir aşçıyım. Ama size nasıl ulaşacağım? Twitter hesaplarımız, Instagram hesaplarımız, sosyal medyada hepsini kullanıyoruz. Kamu aşçıları org internet şeyimiz var. Sayfamız var. Her yerde telefon numaramız var. Yani Google'a kamu aşçıları yazdıkları zaman zaten bizimle ilgili binlerce eylem, yapmış olduğumuz iş ve işlemler, basın açıklamaları, yürüyüşlerimiz, tabii ki sosyal medya hesaplarımız, her şeyimiz çıkacaktır. Ya çok faaliz. Gerçekten. Orada aşçımızdan sizin talebinizi tekrar yinelemeniz için söylüyorum. Yani herhangi bir sosyal medya hesabınıza birisi girdi diyelim ki, bir aşçı. Ondan beklentiniz nedir? Beklentimiz bize üye olarak destek olması, oradaki hesaplarımızda paylaşımlar yapması. Bir de şöyle bir durum var, bizim yaptığımız dernek içerisindeki çalışmalarda sadece biz hak talebinde bulunmuyoruz. Arkadaşlarımızın karşılaştığı haksızlıklara da karşı onlara hukuki destek sağlıyoruz. Mesela nasıl bir yol izlemesi lazım, dilekçe nasıl yazılır, bunlarla ilgili örnekleri atıyoruz. Hukuki destek gerekiyorsa avukatla iletişime geçiriyoruz. Kendimizle ilgili davalarımız var, daha Anayasa Mahkemesi'ne devam eden. Bu hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ya sonuç olarak bir hak kazanıldığı zaman derneğimizin zaten amblemi kader. Benim kaderim senin kaderin. Ben bir şeyler kazanırsam hepimiz kazanmış olacağız. Ve bizim tek amacımız kamudaki çalışanların itibar sahibi meslek olduğunu ispatlamak ve bununla ilgili son noktaya koyarak teknik hizmetler sınıfına geçmelerini sağlamak. Bunun dışında hiçbir amacımız yok. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.